Can Belediye'mizden rica-i minnet üzerine yerine getirilebilecek işler bunlar. Tamam. Zor işler değil. Bunu böyle bilesin. Tamam. Ve söz veriyorum, Allah bana bu işi nasip ederse bu tür etkinlikler her Ramazan ayında olacak. Evet. Pekala Hacı Bey. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından benzerinize verilen odun ve siterleriniz her sene geç vakte kalıyor. Kışa doğru yük kalıyor mesela. Daha erken alınamıyor mu? İnsanlarımız kışın soğukta gidip almaya çalışıyor. Yakacak. Yakacak. Evet. Ya Ahmet Bey, vallahi ben bunları anlatmaya, bak inan, iş olarak, bir sorun olarak konuşmaya vallahi utanıyorum. Tesadüf mü? Nasıl bir geçe kalması? Bu tesadüf falan değil, bu ilgisizlik. Bu alakasızlık. Şimdi benim anlayışımda siter başına 17.50 kuruş para alıyorsun. Parayı topladın mı? Ya belediye kalan para. Tabii ki siter başına kalan ücret bu. Parayı topladın mı? Tamam. Yazılma işi bitti mi? Bitti. Ardını arkasını arayan yok. Bitti. Tam belediyede bir gelir oluyor bu tabii ki. Değil mi? Belediye gelir. Belediye Ahmet Bey gelir kapısı değil. Evet. Bak bunu defalarca kez söyledim. Belediye bir ticaret merkezi değil. Belediye halkına hizmet etme noktası. Hizmet etme merkezi. Evet. Biz burada market çalıştırmayacağız. Bakın çok ince bir nüans var orada. Evet. Devlet zaten senin halkına kişi başına gönderdiği bir para var. Çöpü toplayacaksın. Suyunu akıtacaksın. Ya bunlar iş değil. Evet. Bunlar iş değil. Personelim var. Kendi takip edecek arabam var. Yani bunları iş olarak göremeyiz. Bunların arkasına sığınamayız. Evet. Eğer devletten gelen belli bir ücret var. Az önce söyledim. Yıllık 1 trilyona falan tekabül ediyor. Fazlası var. Neyse yoktur. Onun için biz odun işinin vatandaşımızdan parayı aldık. Orman İşletme Müdürü bizi ne zaman ararsa odunu da nereden verirse deme lüksüne sahip değiliz. Yani siz şunu mu diyorsunuz? Yani 17 lira belediyeye giren parayı ben almayacağım. Halkımıza daha ucuza mal edeceğiz mi diyorsunuz? O parayı zaten almayacağım da. Bak Allah bu işi bize nasip ederse izleyen kardeşlerimize sesleniyorum burada. O odunları kışa bırakmadan evlerindeki kuruluğuna koymalarını sağlayacağım. Hiç mesele değil. Her gün gerekirse Orman İşletme Müdürlüğü'ne 5 dakika gideceğim. Bir çay ısmarlayacağım. O bana ısmarlasın. Alman müdürüm ne durumda? Nasılız? Bu odunun karda, kışta vatandaşımıza çile çekilmeden yerine koyduralım. Bir önce alın diyeceğim. Aynen bu. Bunu da sözünü veriyorum. Bunlar işte Ahmet Bey. Bunları konuşuyorum. Gerçekten istemeyerek konuşuyorum. Bunlar yani mesele bile olmamalı. Mesele olmamalı. Evet. Bakın kaç tane robot devrildi. Allah korusun ölümlü kazalar bulabilir. Patır patır çamurun içinde insanlar odun sarmaya gitti. Evet. Hayır ben bunu kabul etmiyorum. Ahmet Bey. Daha erken alacağım. Evet. Peki Ahmet Bey. Ahmet Bey biz de gazete terzan olarak belde altında sorduk. Vatandaşın arasına gidip sorduk. Belediye başkan adaylarımıza ne sormak istersiniz? Vatandaşlarım da soruyor. En fazla merak edilen de ve dile getirilen soru da doğalgaz. Doğalgaz beldenize gelebilir mi? Ne söylemek istersiniz? Şurada 2 kilometre doğalgaz. Bize uzaklı. Şimdi doğalgaz konusu bir kere siyasete bağlamamak lazım. Bak doğalgaz konusu siyasetle ayrı kullar. Özel işlerimiz bir şey değil. Doğalgaz olayı Grup Başkan Vekilimiz Bülent Duran'ın çok daha önceki programlarında %60'ının istiyor olması gibi bir ifade kullanmış hatırlıyorsam. Elektrik faturası. Evet. Çakmakşehir Mahalle Muhtarımız da bu imza konusunda sanırım bir ara hareketlendi. İmza toplandı. Evet, doğru. Evet. Değerli hakkımızdan. Tamam. Ve gerçekten de ciddi bir taraf var ha. Ciddi bir taraf var. Bak, işin üzerine düşürüyor size.
çözülmeyecek bir konuda değil. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Ya bu işte BOTAŞ mıydı doğalgazın şey? Evet. Ya buna taahhüt edeceksin. Siyasetten olmuyor bazen yani ne yapman gerekiyor? Bakın siyaset olmuyor demek tam manasında doğru olmayabilir. Siyaset işi hızlandırabilir. Çünkü bu iş yani birbirine zincirli. Evet. Hani bağlantılı. Bunun faydası olmaz demek de yanlış olur. Sadece şunu yapabiliriz. Efendim belde altımız olarak imzalarımızı topladık. Şu kadar dağıtımız var. Ve ciddi de talep var ha. Evet. Bu konuyla ilgili Gümüşçay götürdü mesela. Gümüşçay şu an bütün kontrolünü yaptı. Doğalgaz geliyor yani. Tabii ki. Ve bunun müjdesini de ilk bunun başkan vekilimiz Bülent Turan verdi. Göçün bile önüne geçer. Tam tersi bir göç yok. Dönüş olabilir diye düşünüyorum ben artık. Kesinlikle. Yani doğalgaz gelirse belden de. Kesinlikle. Bak biz şunu söylüyoruz. Mecliste de gündeme getirdik. Çakmakçay Mahalle Muhtarımız da bu işlere çok kafa yordu. İmza topladı. Evet. Aa öyle imza olmuş, böyle imza olmuş. Arkadaş öyle imza olmuyorsa, böyle imza olmuyorsa şunu yapabilirdin. Belediye başkanısın, yetkin var. Yetkilisin. Ama belediye devreye girmede olmuyor. Hayır. Bak, olmuyor. Bak buranın yönetimi belediye. Tamam. Bunu önce kabul edeceğiz. Evet. Belediye. Buranın yönetimi belediye. Bu işlere kafa yoracaksın arkadaş. Bu işlere kafa yoracaksın. Bak son bir hafta içerisinde İşkur kadınlarımız ne dağıtıyor? Hediyeler dağıtıyor, doğru mu? Hı, seçim çalışması mı? Onu mu diyoruz? Yani seçim çalışması tabii ki. Sonuçta yılbaşı Noel hediyesi değil bunlar. O yavrum benim gözümde. Evet. Bak, şimdi lafı nereye getireceğim? Bak, konuyu açıyorum. Ahmet Bey. O İşkur kadınları hepsi bacımız, başımız üstünde yeri var. Zaman geldi, köy karşılığını süpürtürdüler. Buna da karşıyım ha bak, laf lafa giriyor bak, buna da karşıyım. Orada Bülent Bey'in vermiş olduğu süpürge aracını reddediyorsun, İşkur kadınlarından köy karşılığını süpürtürüyorsun. Hayır. Bizim örf adetlerimize çok uygun şeyler değil. Bak bunu öncelikle belirteyim. Etik değil yani. Etik değil Ahmet Bey. Şimdi, İşkur kadınlarına A4 kağıtlarına dilekçesi üzerine yazılmış vaziyette. Haneleri tek tek gezelim, imza toplayalım. Doğalgaz için bu mücadelemiz desen kim karşı çıkar bunu? Herkese evet der. Evet der. Kaç günümüz alır peki? Yaklaşık 25 tane İşkur bayanımız var. Birer mahalleye üçer kişi sağsa 2 günde biter Ahmet Bey. Tamam. Bana o imza olur mu, bu imza olur mu demeyeceksin mahalle muhtarına. Bak ben bunu işe arkadaşım böyle yapacağım diyeceksin. Evet, doğalgazın üzerine düşülürse olmayacak diye bir şey yok. Yeter ki bu işlere kafa yoran Ahmet Bey. Kısacası siyaset seveceksin. Getirmek için çalışacağım. Yani. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Peki Arif Bey. Göle çevre yolunun bozuk olduğu, iyi değerlendirmediği yönetiminin birçok eksikleri olduğu dile getiriliyor. Göletimizde biliyorsunuz birçok gölete bulunmayan elektrik var, büyük nimet. Evet. Artı Kazdağ termal özelin yol üzerinin yanında bulunuyor göletimiz. Evet. Sizce göletimiz nasıl daha iyi değerlendirebiliriz, neler yapılabilir? Evet. Şimdi bizim gölet, Ahmet Bey, il özel idaresinin belirlemiş olduğu 3 piknik alanının noktasından bir tanesi. Ne gibi? Şimdi bunu vatandaşımız belki bilmiyordu, bu aracılıkta da öğrenmiş olsun. Yani Çanakkale Valiliği tarafından her bölgeye bir piknik alanı, bak her bölgeye bir piknik alanı belirtme şeyi var, gösterilme şeyi var yani. Evet. Bu noktalardan bir tanesi bizim göletimizin olduğu yer. Bizim başkanımız geçen Ramazan ayında bu göletin etrafında yol mu istemişti? Öyle bir şey oldu mu? Öyle hatırlıyorum yani. Yolu çevresi yapalım diye talepte bulunmuştu. Evet. Grup başkan vekilimize. Yani boş yaptı. Evet. O çevre yolu orada barajın etrafını yapmak hiç mesele değil.
Hiç mesele değil. O Derzlan yönetine, Derzlan belde halkının en iyi şekilde, en iyi şekilde istifade edeceği şekle getireceğim. Bak bunlar hiç şüphen olmasın. Mesela sözünü biliyorum, Karakoca Gölü tarihinin yakınında. Evet. Orada bile çok güzel pergola şeklinde mesela. Çok güzel, çok harika. Bunlar yapılamadı buraya. Ahmet Bey, iş değil benim gözümde. Bakın iş değil. Startımızı verdiğimiz Allah bize bir nasip ederse değişikliği ilk sezonda göreceksin. Bak bu kadar net konuşuyorum. Evet. Bu kadar net konuşuyorum. Asla atlamayı grup başkan vekilimizin başına atmaya değmez. Değmez. O özel idarenin sorumluluğunda gidersin, bir görüşmelerini yaparsın, altyapısını hazırlarsın, programı alırsın. Bu kadar. Yönetimini de şanlandıracağım diyor. Tabii ki. Bunlar mesele değil. Bakın, söz gelmişken tekrar söyleyeyim. Önümüzdeki seçimlerde il genel meclis üyesi hangi parti olursa olsun, hangi parti olursa olsun bakın. Terzalan'dan bir il genel meclis üyesi olmazsa olmazlar da bak bunu görebileceğiz. Ha şimdi ne diyorlar biliyor musun bazı acemi siyasetçiler? Yani il genel meclis üyelerinin görevi köylerle. Terzalan belediyelik. Evet. Terzalan belediyelik. Ya sen bunun izahını bana nasıl yaparsın? Çağatay şu an mevcut il genel meclis üyelerinin ikameti neresi? Çam. Tabii. E o zaman il genel meclis üyelerinin biri Etli'den olsun, biri Kocaeli'den olsun, biri Nerede'den olsun. Köye gideceğim. E koymuyor. Evet. E koymuyor. İl genel meclis üyesine geçemeyiz. Bakın ben şu an Tuncay Başkanı yerinde olsaydım, grup başkan vekilimiz Bülent Turan, Çanakkale siyasetinin adam şablonu. Bunu kabul ediyorsun. Evet. Ankara ekibiyle söz sahibi. Kim söz sahibi? Çanakkale. Tabii. Diyeceksin ki efendim, ben size Çan'ın 20 tane köyü sayıyorum. Kadılar, Övezdere, Koyunyeri, Bahadırlı, Eski Yayla, Ozancı, Bardakçılar, Zeybekçayı topladık oylarını Terzalan Belde'mizi koy mutasyonu diye yetiştiriyor. Bize bir ilgilen bir üstüne saklı verir. Bakın bunu altyapısı yapacağım. Bunun kim olacağını da ismini belirleyip hazırlayacaksın. Hazırlayacaksın. Şimdi Terzalan Belde'mizden ilgilen 500 adayımız var. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Bakın tam ders verilecek zaman. Tam ders verilecek zaman. Değerlendir şu konu şimdi. Siz de bir dönem yaptınız. Tabii ki. Bak ilgilen 500 birimiz ne demek? Yüreğim çıtır çıtır oluyor. Bak hiç abartısız söylüyorum ya. Terzalan Belde'sinden ilgilen meclis üyesi olmasa olmazlar da siyasette sınıfta şu ana kadar kaldık. İnşallah bundan sonra Allah bize güç nasip ederse zaten bunların hazırlığını hemen yapmaya başlayacak. Bunlar çok şeyli işler değil. Ortaokulunuz da bu dönemde olmuştu tahmin. Değil mi? Ortaokul. Evet. İlave binayı. Evet. O zaman gelmişsiniz. 8'e gidersin. Evet. 8'e gidersin. O binada ne kavga var? Ne tantana var? Yerel basına düştük. İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Evet. Şimdi bahçesinde özel idarenin bünyesinden parke taşı düşündük. Evet. Tamam, güzel oldu. Tekrar Arif Bey, engelli vatandaşlarımızın da bazı istekleri, dilekleri var. Akü arabaya ihtiyaçları oldu. Bazı yollarda sıkıntı yaşadıkları, işte asansör olmadığı için belediye binasına giremediklerini dile getiriyorlar. Evet. Ne söylemek istersiniz? Bir asansör yapabilirim bir belediye mesela. Şimdi Ahmet Bey, önce şunu kabul edeceğiz. Bak, eğer oturup doğru konuşmamız lazım. Hepimiz birer engelli adayız. Bak hepimiz. Tabii. Şimdi bu vatandaşlarımıza ne gerekiyorsa bak saat de vermiyorum. Ne gerekiyorsa 24 saat emrindeyim. Arabaya ihtiyacı var. Onu temin etmek benim görevim.
Edemezsem uyumam. Bak edemezsem uyumam. Açık ve ne söylüyorum? Çok hoş olduğunu biliyoruz yani bu konularda. Bak açık ve ne söylüyorum? Edemezsem uyumam. Bu belde altı bana belediye başkanının yetkisini verecek. Özürlü bir vatandaşımız tekerlekli sandalye diyecek. Ve ben bunu halletmeden gitmeye uyuyacağım. Yok. Param var uyuyor. Bakın bu belediye başkanlığı ateşten bir gömlek ha. Şimdi bazı insanlar görüyor ki sanki savaştayız. Hayır savaş falan değil. Bu bir hizmet yarışı. Evet. Ben bu gözle bakıyorum. Bu bir hizmet yarışı. Üç tane aday var. Tabii. Üç tane aday var. Bu aday tek olduğu zaman ki demokrasinin düzenliği daha iyi olur. Üç aday olduğundan daha iyi olur. Ahmet Bey. Tabii. Rekabet şart. Rekabet şart. Burada hiç kimse kimseyi kınamasın bakın. Kim hangi adayı destekliyorsa her birinin tarafı birbirine teşekkür etsin. Telefona verdiğinizde bakın 3 tane market var. Doğru mu? Evet. 3 tane market var. Bunu tek market olduğunu düşün. Vatandaşın hizmet noktası otomatikman kalitesi düşer. Bir paket sanayi alırsın 100 lira verirsin bozuk yok parayı bozdu da geldiler. Rekabet olacak ileri. Rekabet olacak. Yolda da olacak mı Terzan Çay yolunda? Olmalı mı? Rekabet yani. Tabii.